Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs duyuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise uygulamalı videomuzu sizlerle paylaşmış olacağım. Biliyorsunuz ki yeni bir uygulamaya geçildi arkadaşlar. Uygulamada teknik olarak hatalar var. Bu nedenle sürekli girerek tekrardan belgeleri yüklemek durumunda kaldım. Umuyorum ki bu sefer hata yaşamadan işlemlerimizi gerçekleştiririz. Aramızda işlemlerini tamamlamayan arkadaşlarımız da ilgili videoyu izleyerek işlemlerini tamamlayacaklardır. Sürecin takibini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu nedenle sosyal medya hesaplarımız Lütfen takip edin arkadaşlar çünkü süreci kaçırmanızı istemiyorum. Karşılaşmış olduğumuz bazı problemler oluyor. Güncellenen duyurular oluyor. Bu noktada bizler takibi yapıyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Web sayfası üzerinden başvurumuzu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İstanbul Seninle giriş alanına tıklayalım. Bu uygulamaya giriş yapabilmeniz için daha öncesinde telefonlarınıza İstanbul Senin uygulamasını yüklemen gerekiyor arkadaşlar. Her türlü cihazdan uygulamayı gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra ilgili bilgileri doldurarak hesabınızı oluşturuyorsunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra telefon üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Web sayfası üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bizler de web sayfası üzerinden başvurularımızı gerçekleştirelim. Telefonumu tutuyorum arkadaşlar. Kare kodu okutmam gerekecektir. İlgili kare kodu okuttum ve sistem bu şekilde açılmış oldu. Öncelikle olarak veri bilgilerini sisteme işlememiz gerekiyor. Ekecektir. Anne ya da babanız vefat ettiyse ilgili kutucuğu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Yakınınızın TC kimlik numarasını doğum tarihini buraya doğru bir şekilde belirtiyorsunuz. İlgili durumu taşımıyorsanız buraya anne ya da babanızın herhangi birinin TC kimlik numarasını işliyorsunuz. Doğum tarihini yazıyorsunuz. Ardından ilgili kutucuğu işaretliyorum. Sağlık bilgilerinin işlenmesine izin veriyorsanız ilgili kutucuğu izin vermiyorsanız bu alanı işaretleyebilirsiniz. Herhangi bir problem durumu söz konusu değil arkadaşlar. Bizler de ilgili bilgileri doldurarak ikinci aşamaya geçelim. İlk alanda öğrenci bilgilerimiz karşımıza çıkacak telefon numaranızı e-posta adresinizi lütfen sisteme doğru bir şekilde işleyin arkadaşlar. Kullanmadığınız bir telefon numarasını e-posta adresini sisteme işlemiyorsunuz. Öncelikle olarak kimlik fotokopisini sisteme yüklememiz gerekecektir. Belirtilen formatta olmasına lütfen dikkat edin. Eğer ilgili formatta değilse Google'dan boyut küçültme ekranından işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. İlgili alanları dolduralım. Daha sonra belgelerimizi nasıl yükleyeceğiz? Bir bakalım arkadaşlar. Belgeyi yükleyebilmem için seçiniz alanına tıklamamız gerekecektir. Bizler de ilgili alana tıklayalım. Tabletlerinizdeki, bilgisayarlarınızdaki ilgili belgeyi seçiyorsunuz. Aç dediğiniz zaman sisteme yüklenmiş olacak. Bizler de aynı işlemleri gerçekleştirelim. Nüfus cüzdanımızı seçtik. Yükle butonuna tıkladığımız zaman arkadaşlar yüklenmiş olacaktır. Şu anda görüyorsunuz sizde işlem sonucu evrak yüklendi olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir problem bulunmamaktadır. Aynı şekilde öğrenci sabıka kaydını da seçerek yüklememizi gerçekleştirelim. Yükle diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yüklenmiş oldu. Herhangi bir problemimiz bulunmamaktadır. Bu kağıt nüfus kayıt örneğini yükleyeceğim. Ayrıca arkadaşlar ilgili belgeleri adım adım nasıl temin edeceksiniz bu konularla ilgili videoları da kanalımıza yüklemiştim. Sizlerden ricam ilgili videoları izleyerek konu hakkında bilgi sahibi olmanız, videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone değilseniz abone olmanız olacaktır. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlgili belgeyi seçerek sisteme yükleyelim üç belgemizi de herhangi bir problem yaşamadan sisteme işlemiş olduk. Şu anda eğitim bilgilerimizi dolduracağız. Üniversitenizi bu alandan seçiyorsunuz, sınıfınızı belirtiyorsunuz, bölümünüz, ortalamanızı ifade ettikten sonra öğrenci belgemizi, transkript belgemizi ve disiplin belgemizi sisteme yüklememiz gerekecektir arkadaşlar. İlgili bilgileri dolduralım. Bilgilendirmelerimizi doğru bir şekilde doldurduktan sonra ilgili belgemizi seçelim, sisteme yükleyelim. Yüklediyorum. Başarılı bir şekilde sisteme kaydedildi. Aynı şekilde yükle butonuna tıklıyorum belge sayfası oldukça fazla. İlk sayfayı yüklemeniz sizler için yeterli olacaktır. Disiplin belgemizi de doldurarak ilgili aşamayı da geçmiş olalım. Yükledikten sonra işlemimiz bu aşamada tamamlanmış olacaktır. Yardım kriterlerine geliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir engeliniz varsa ilgili aşamalardan hangisi sizlere uyuyorsa ilgili alanı seçiyorsunuz. Ailedeki kişi sayısını belirteceksiniz. Kendinizi de dahil edeceksiniz arkadaşlar. Aile gelir durumunu belirtiyorsunuz. Net gelirti belirtin arkadaşlar. Küsurat belirtmiyorsunuz. Aile gelir durumunu gösterir belgeyi seçmeniz gerekecektir. Sev BGK çalışanlar, bodro ve emekli olanlar için alanlar belirtilmiş bulunmaktadır. İlgili alanı seçtiğimiz zaman otomatik olarak sizi sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar. Bu alandan belgenizi temin ederek sisteme yüklemiş olacaksınız. Hangi aşama sizleri uyuyorsa işleminizi o şekilde gerçekleştirerek seçin diyorsunuz. Belgenizi seçiyorsunuz. Yükledikten sonra herhangi bir problem olmadan sisteme belgeyi yüklemiş olacaksınız. Diğer bir aşamaya geçtiğimizde kendisi hariç ailedeki engelli sayısı varsa bu alandan belirtiyorsunuz. Kendisi hariç ailedeki öğrenci sayısını bu alandan belirteceksiniz arkadaşlar. Aile durumundan hangisi uyuyorsa ilgili kutucuğu işaretliyorsunuz. Bu aşamada da hesap bilgileri karşımıza çıkacaktır. Size ait herhangi bir bankanın hesap bilgisini bu alana işleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ardından belgemizi seçiyoruz. Yükledikten sonra sistem yüklenecektir. Öğrencinin kişiselleştirilmiş İstanbul kart bilgisi girecektir arkadaşlar. Buraya lütfen kartınızı kişiselleştirin. Ardından ilgili bilgileri doldurun. Belgenizi sisteme yükleyin. Diğer bir aşamaya geçmiş olacağız. İlgili belgeleri de herhangi bir problem yaşamadan sistem sistemi yüklemiş olduk. Daha sonra anketler karşımıza çıkacak. Soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde cevapladıktan sonra en son aşamaya geçmiş olacağız. Ve kaydet butonuna tıklayarak işlemimizi halletmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar evraklarını sisteme başarılı bir şekilde yüklenmiştir. Başvurumuz olumlu bir şekilde sisteme iletilmiş bulunmaktadır. Söylemiş olduğum gibi sürecin takibini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ödemeler yapıldığı an güncellenen duyurular olursa sizlerle paylaşmış olacağım. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü burada paylaşmadığım birçok gönderiyi orada paylaşıyorum. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.